Burada ne işin var senin? Hanımefendim, diyorum ki onun kızıyım. Ne demek istiyorsun sen? Daha mı açık konuşun? Korkunç gerçek. Ben senin kızınım, maalesef senin kızınım. Gita, annene böyle konuşmamalısın. Sen sus! İkiniz de utanç veriyorsunuz. Artık yeter Gita! Böyle konuşmaya hiç mi hakkım yok? Sen, annem, dünyanın en kusursuz kadını sandığım kişi. Sen sadece bir hiçten başka bir şey değilsin. Gita, sakin olur musun? Hayır! Sen? Uzun zaman sessiz kaldım. Alçaklığından şüphelendiğimden beri ama artık kayıtsız kalamam. Şimdi kendi gözlerimle görebiliyorum. Seni onunla buldum. O fırsatçıyla, babama ihanet ettiğin kişiyle, aşığınla birlikte, sevgilinle birlikte. Aman için ne söyleyeceksin? Çok şey. Neden başlamıyorsun? Hayır, burada olmaz. Ha öyle mi? Peki nerede? Eve gidelim hadi. Bırak beni, canım acıtıyor. Sana eve gidelim dedim. Kızımın kusuruna bakmayın. Ne söylediğini bilmiyor. Hadi gidelim. Hayır Teta, benim adıma geliyorsun. Peki ya gelmek istemezsem? Reddederek bir şey kazanamazsın. Bana zor mu kullanacaksın? Gerekirse kullanırım. Fakat kim olduğunu sanıyorsun sen? Haksız yere suçladığın annenim ben Teta. Sen bir şeyden farksızsın bir... Annene böyle davranmanın sebebi nedir Teta? Kızım benden şüpheleniyor Bayan Victoria. Beni sanki bir hiçmişim gibi haksız yere suçluyor. Utanmaz olma. Seni onun evinde buldum. Susar mısın lütfen? Böyle konuşmayı kes artık. Çok yakında söylediklerine pişman olacaksın Tita. İnan buna. Hiçbir şey beni bundan dolayı pişman edemez. İhaneti kendi gözlerimle gördüm ben. Şimdi benim yatak odama gidiyoruz, tamam mı? Kimsenin bizi rahatsız etmesine izin verme. Seni istemiyorum. Beni duydun mu? İstemiyorum. Anneni dinlemeden karar vermedin Tita. Beni dinleyeceksin Tita. Bunu istemesen bile. Sana beni Nandito'ya bağlayan gerçekleri açıklayacağım, tamam mı? Beni dinlemek zorundasın Tita. Luis Fernando gelip seni sorarsa Maria... Tita ile önemli bir konu hakkında konuştuğumuzu söyleme sakın, tamam mı? Ve kimse bizi rahatsız etmesin. Kimse ne konuştuğumuzu bilmemeli. Tamam Maria. Hadi çıkalım. Seninle konuşacak bir şeyim olmadığını daha önce söyledim. Artık beni rahat bırakmayacak mısın Benimle sen? Benimle yukarı gel Tita. Yoksa seni merdivenlerden sürüklemek zorunda kalacağım. Anneni dinlemelisin Tita. Onu dinlediğin zaman onun hakkında düşündüklerinden dolayı pişman olacaksın. Annen alçak birisi değil, terbiyeli, onurlu ve asil bir kadındır. Seni temin ederim ki Tita, onun hakkında yanılıyorsun. Artık yeter Tita, hemen konuşalım, lütfen. Hey! Kimse Maria'nın kızıyla konuştuklarını duymamalı. Dinle onları, dinlemelisin. Benden şüphelenmen imkansız bir şey. Nasıl olur da babana ihanet ettiğimi düşünebiliyorsun ki? En kötüsü de... Nasıl onu oğlum olacak yaşta biriyle aldattığımı düşünebilirsin? Şüphelenmeme sen neden oldun? Ben mi? Neden? Devamlı süre gelen gidişlerin ve babamla beni yalnız bırakışların yüzünden anne. Bütün bunların bir sebebi var Tita. Evet, biliyorum. Kayıp oğlumu arıyordum. Böyle söyleyebilirsin ama sen onunla buluşmaya gidiyordun. Tita... Tita, ne zamandan beri benim gidişlerimi esrarengiz buluyorsun, söylesene. Uzun zaman oldu, başını hatırlamıyorum bile. Kendimi bildim bileli her gün senin dışarı çıktığını ve bir bahaneyle yalanla geri döndüğünü görüyorum. Hep böyle oluyor anne, hep böyle yapıyorsun. Nando henüz 16 yaşında. Bu doğru değil, yaşı daha fazla, 20'den fazla. Bunu daha önce sana ben söylemiştim. Bu onun uydurmasıydı. Doğru olan benim söylediğim. Hemen hemen 17'sinde Tita. Da bazı sorunlar oldu. O da uzun bir süre için... Brezilya'ya gitti. Bebeğimizi bekliyordum ama... ...o ne onunla ne de benimle olmayı asla istemiyordu. Doğum zamanım gelmişti. Luis Fernando'nun benden boşanmak istediğini yazdığı... ...bir mektup aldım. Çok şaşırmıştım ve çaresizdim. Evi terk ettim. Koşarak kendimden emin olmayarak dolaştım. Üzgündüm, güçsüzdüm. Davranışlarımı kontrol edemiyordum. Bayıldım ve yere düştüm. Kimse yardım etmiyordu. Kendime geldiğimde... ...bir doğumhanede olduğumu fark ettim. Aklım çok karışmıştı. Artık yaşamak istemiyordum. Hiçbir şey beni etkilemiyordu. Ölmedim ve... Oğlum... Biricik oğlum dünyaya geldi. Bir süre sonra... Doğumhaneyi oğlumla beraber terk ettim.